Başkomutanlık Meydan Muharebesi büyük taarruz. Evet, anlaşma devletleri 1. Ünönü Sakarya Başkomutanlık Savaşları sonrasında TBMM'ye barış teklifinde bulundular. Ama Mustafa Kemal Türk ordusunun taarruz düzeyine gelmediğini görecek. Yeterli hazırlıkların yapılması için bir sene kadar bekleyecek. Bu durum muhalifleri rahatsız edecektir. Mustafa Kemal Paşa başkomutanlık yetkilerinin uzatılmasını istediğinde onlar TBMM'ye uzatmayacak. Mustafa Kemal meclisi düşman karşısında bulunan ordumuz başsız bırakılamazdı. Bunun için bırakmadım, bırakamam, bırakmayacağım sözlerle ikna edecek ve meclis 20 Temmuz 1922'de taarruz öncesi aldığı bir kararla Mustafa Kemal'i başkomutan yapacak tekrardan. Hem ne dedik? Sakarya zaferinden sonra halkımız ya da TBMM şunu zannediyordu. Müthiş bir zafer kazandık, müthiş bir barış gelecek. Ama Mustafa Kemal ordumuzun gerçek anlamda taarruza ulaşmadığını gördüğü için bir yıl hazırlık yapacak. O bir yıl boş kalmamız insanlarımızda tepkiye sebep olacak. Neden boş, neden bekliyoruz? Neden Yunanların güçlenmesi için onlara süre veriyoruz? Neden bir an önce barışa imza atmıyoruz? Yoksa onların dediği gibi Mustafa Kemal savaştan hoşlanan bir kişi mi şeklinde sürekli eleştiler. Başkomutanlık yetkisini uzatmama ama sonunda ikna olup ne yapacaktır? Bu yetkinin uzatılması söz konusu. Mustafa Kemal bu bir yıl boyunca ne yapıyor? İşte taarruz için bir dizi hazırlıklarda bulunuyor. Oraya geleceğiz. 22 yılın Ağustos'unda taarruz kararı alıyor. Ordumuzun kararı taarruzdur. Fakat biz bunu şimdilik erteliyoruz. Çünkü hazırlıklarımız henüz tamamlanmadı. Yarım hazırlıkla taarruza geçmek hiç taarruz etmemekten daha fenadır diyerekten taarruzlara, hazırlıklarına başlıyor. Bir yıl boyunca tekalifi milliye kararlarını uygulamaya çalışıyor. İstanbul'dan Anadolu'ya silah kaçırılıyor. Fransa ile İtalya'nın çekilirken bıraktığı silahlar ile Rusya'dan alınan silahlarla ordu güçlendiriliyor. Başkomutanlık süresi 3 ayda bir sonra süresi uzatılıyor. Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey yurt dışında barış çabalarında bulunuyor. Doğu ve Güney bölgesindeki birlikler Batı cephesine kaydırılıyor. Kısa süreli subay yetiştirme kursları açılıyor. Seferberlik yaşı 45 oluyor. 26 Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'den tamamen düşmanı Anadolu'dan temizlemeye yönelik taarruz harekatını başlatıyor. Evet. Bu savaşta Başkomutan Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, Genelkurmay Başkanı İsmet İnönü, Batı Cephesi Komutanı Nurettin Paşa, 1. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa, 2. Ordu Komutanı'dır. 30 Ağustos'ta başlatılan mücadele zaferle neticelenecek. Yunan ordusunun büyük bir bölümü imha edilecek. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Afyon Kocatepe'den 1 Eylül 22'de ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emri verilecek. 2 Eylül'de Uşak'a bağlı Karlık Köyü'nde Yunan Başkomutanı General Trikopis esir alınacak. Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'i, 18 Eylül'de Batı Anadolu'yu temizleyecek. Savaşta çok sayıda Rum asker öldüğü için Mustafa Kemal bu savaşa Rum Sındığı Savaşı adını verecek. Önce Afyon, daha sonra Dumlupınar Meydan Muharebesi ile Kütahya, ardından da Uşak, Eskişehir, Aydın, Manisa, İzmir, Bursa, Çanakkale, Boğaz kısmı hariç düşmandan temizlenecek. Kurtuluş Savaşı'nda savaş sonunda Yunan işgali sona erecek. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası bitecek, diplomatik safhası başlayacak. Mustafa Kemal'e ve TBMM'ye olan güven artacak. Başkomutan Meydan Muharebesi'nden sonra Mustafa Kemal'in tavsiyesi üzerine TBMM tarafından 31 Ağustos 22'de Fevzi Çakmak'a mareşallik, İsmet Paşa'ya orgenerallik rütbesi veriliyor. Böylece Mustafa Kemal Paşa dışında mareşallik rütbesi alan ikinci ve tek kişi Fevzi Çakmak Paşa oluyor. Şimdi biz bu zaferle Batı Anadolu'yu düşman işgalinden temizledik. İşgal altında kalan iki yerimiz kaldı.
Koskoca Türkiye'de işgal altında kalan iki yerimiz Boğazlar ve Trakya. TBMM buraları savaşla değil de diplomatik yollarla almak istedi. Ama İngiltere Boğazları kaybetmemek için ilk kez meclisinden savaş kararı çıkarttı. Sömürgelerden yardım istedi. İtalya ve Fransa'dan yardım istedi. Yani bizimle ilk kez sıcak çatışma eşiğine geldi. Türk ordularının 24-25 Eylül-22'de İngiliz denetimindeki Çanakkale'ye girecek olmasından dolayı Çanakkale olayı adı verilen uluslararası bir gerginlik yaşandı. İtilaf devletleri Ankara'ya gönderdikleri haberde Türk ordularının tarafsız bölgeye girmemesi halinde Trakya ve Edirne'yi Türklere bırakacaklarını açıkladılar ve böylece gerginlik sona erdi. İngiltere Anadolu üzerinde uygulamaya çalıştığı politikada yalnız kalınca anlaşma devletleri TBMM hükümetine ateşkes önerdi ve böylece Büyük Taarruz Kurtuluş Savaşı'nın da son askeri safhasını oluşturdu. 30 Ağustos Türk milletinin zafer bayramıdır. Zafer bayramı ilk kez 30 Ağustos 23'te Afyon, Karahisar, Denizli, Kahramanmaraş, Ankara ve İzmir'de kutlanmıştır. 35 yılında resmi olarak bugün zafer bayramı ilan edilmiştir. Evet, önemlilikler daha önce ifade ettik. Bizi tanıyan ilk devlet Ermenistan, bizi tanıyan ilk büyük Avrupa devleti Rusya, bizi tanıyan ilk itiraf devleti Fransa, bizi tanıyan ilk Müslüman devleti Afganistan'dır. Mudanya Mütarekesi. Mudanya Mütarekesi'ne zemin hazırlayan gelişmeler, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması, Rusya'nın Kurtuluş Savaşı'nın uzaması halinde Türkiye ile hareket edeceğini açıklaması, İngiltere'nin siyasi olarak yalnız kalması, sömürgelerinin savaşmak istememesi, Fransa ve İtalya'nın savaşı bitirmesi için İngiltere'ye baskı yapması etkili olmuştur. İtilaf devletlerinin ateşkes önerisi üzerine imzalanıyor. Mütarekeye İngiliz General Harrington, Fransa General Carpi, İtalya General Mombelli, TBMM adına İsmet Paşa imza atıyor. Heyette Tevfik Bıyıkoğlu, Asım Gündüz, Seyfi Düzgören ve Hamit Bey de vardır. İsmet Paşa'nın gönderilmesinde Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde askeri başarıları ve görüşmelerin generaller düzeyinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. İsmet Paşa niye gönderilmiş? Genelkurmay Başkanı olduğu dönem, yani kendisi Genelkurmay artı askeri başarıları ve görüşmelerin generaller düzeyinde gerçekleşmiş olması etkili olmuştur. Yunanistan'ın temsilcisi General Mazarakis görüşmelere katılmamış, konferans sonuna kadar gemide beklemiştir. Sadece yazılı olarak görüş bildiren Yunanistan'ı görüşmelerde İngiltere temsil etmiştir. TBMM Doğu Trakya meselesinin görüşülmesi kaydıyla ateşkes görüşmelerine katılmış ya da görüşmeleri kabul etmiş. Görüşmeler Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar konusunda anlaşmazlık çıktığı için kesilmiş. Ancak Fransa'nın girişimleriyle 6 Ekim'de tekrar başlayan görüşmeler 11 Ekim'de Mudanya Ateşkesi'yle neticelenmiştir. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın maddelerine bakacak olursak Türk-Yunan Savaşı sona erecek. Doğu Trakya, Meriç'e kadar olan TBMM'ye bırakılacak. 15 gün içinde buralar Yunanlar tarafından boşaltılıp 8 bin kişilik Türk jandarma birliğine teslim edilecek. Anlaşma devletleri Yunanların bıraktığı yerlerin kontrolü için 30 gün içinde anlaşma devletleri Yunanların bıraktığı yerlerin kontrolünü 30 gün içinde TBMM'ye bırakacak. İstanbul ve Boğazlar TBMM'ye bırakılacak. Kalıcı barış, kesin barış yapılıncaya kadar Türk ordusu Doğu Trakya, Boğazlar, İstanbul'u geçmeyecek ya da Çanakkale, İzmit, Yarımadası'nın batısına kadar geçmeyecek. Neden? Olası bir çatışmayı engellemek için. Yine itiraflar şunu düşünüyor, hani kesin barış kesin barış. Nasıl olsa o kesin barış hiç olmaz. Biz sürekli her fırsatta onların karşısına kabul etmeyecekleri maddeler sunarız. Kesin barış olmaz. Biz de bu sayede hiç çıkmayız ya da ne kadar uzun kalsak o kadar iyidir düşüncesindeler.
Sonra ateşkes hükümleri imzalandı, tarihten 3 gün içinde yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle Türk-Yunan kuvvetleri arasında silahlı mücadele sona erecektir. Mudanya Ateşkes Anlaşması sonunda Doğu Trakya'nın temsil alınması işiyle Refet Bele Trakya Yüksek Komiseri olarak görevlendirmiş. 19 Ekim 22'de Refet Bey büyük coşkuyla İstanbul'a girmiştir. Anlaşmamızın önemine bakacak olursak, Doğu Trakya, İstanbul, Boğazlar hiç savaş yapılmadan kurtarmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası sona ermiş, diplomatik safhası başlamıştır. Batı cephesi kapanmış, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın geçersiz olduğu itiraf devletlerince onaylanmıştır. İngiltere yeni Türk devletini resmen tanımış, İngiltere ile yapılan ilk resmi anlaşma olmuştur. İngiltere'de hükümet değişikliği olmuş, Lord George hükümeti istifa etmiştir. İstanbul'un tebemmeye bırakılmasıyla Osmanlı hukuken sona ermiş. Mondros'ta fiilen saltanatın kaldırılması resmen yıkılacaktı. İsmet İnönü, Mudanya'daki diplomatik başarısından dolayı Lozan Konferansı'na da temsilci olarak gönderilecektir. Evet, Lozan Barış Görüşmeleri 20 Kasım 1922'de başlayacak. Ve 24 Temmuz'da da imzalanma anlaşmayla neticelenecek. Barış görüşmeleri İtilaf Devletleri tarafından ayarlanıyor. İtilaf Devletleri'nin bu toplantıdaki amacı nedir arkadaşlar? Bu toplantıdaki amacı, evet, kalıcı barışı sağlamak. Ama nasıl bir barış? Değiştirilmişse, küçük değişikliklerle servi bize kabul ettirme. Evet, bir hani Kurtuluş Savaşı'nı kazanan bir devlet olarak bizi görmek istemiyorlar. Bizi eşit ve bağımsız devlet olarak görmek istemiyorlar. Israrla her fırsatta bunca zafere rağmen küçük değişiklikli servi bize kabul ettirmek amacını taşıyorlar. Ve bunu servi bize kabul ettirmek için İtilaf Devletleri konferans öncesinde bir oyun planlıyorlar. Oyun ne? İki hükümeti birlikte çağırıyor. Hem TBMM'yi hem de İstanbul'u birlikte çağırıyorlar. Amaç ne? İkilik çıkartma, milli mücadelenin siyasi safhasını başarısına ulaştırma ve bizi bir oldu bittiye getirerek servi bize kabul ettirme. Peki onların bu oyununu bozan gelişme ne? TBMM'nin saltanatı kaldırması. Evet, saltanat ve Lozan görüşmelerinden önce kaldırılacak. Saltanatın kaldırılmasını hızlandıran olay İtilaf Devletleri'nin Lozan'da oluşturmaya çalıştıkları ikilik planını engelleme. Türkiye'nin tek temsilcisinin TBMM olduğunu onlara gösterme. Evet, 1 Kasım 22'de saltanatın kaldırılmasıyla TBMM Lozan Konferansı'na tek başına katılmış ve Türkiye'yi temsil etme imkanı bulmuştur. Lozan görüşmelerinde bizi kim temsil ediyor? Lozan görüşmelerinde TBMM İsmet İnönü. Tabii bunun dışında Rıza Nur, Hasan Saka ve 34 bürokrattan oluşan bir heyet bizi ne yapacak? Temsil edecektir. Lozan görüşmelerinde TBMM'yi İsmet İnönü'nün temsil etmesinde etkili olan faktör nedir? Onun Mudanya görüşmelerinde gösterdiği diplomatik başarı ve Genelkurmay Başkanı olarak gösterdiği askeri başarılar etkili olmuştur. Ne diyeyim hani bizim adımıza görüşmeye gidecek iki tane kişi öne çıkmıştı. İsmet İnönü ve Rauf Bey. Ama Mustafa Kemal Rauf Bey geçmişinde Mondros gibi kötü bir anlaşmaya imza attığı için, Osmanlı hizmetinde çalıştığı için ve burada kendi isteklerini direkt yansıtacağından endişe ettiği için göndermek istemedi. Ama İsmet İnönü Mudanya gibi bir başarıya imza attığı için, Osmanlı'yla çok bir bağlantısı olmadığı için, kendi isteklerini oraya yansıtacak bir adam olarak gördüğü için onu öne çıkaracaktır. Mustafa Kemal toplantı yeri olarak İzmir şehrini isteyecek. Konferansı yakından takip etmek,
Türk devletini dünya kamuoyuna tanıtmak, Yunanların Batı Anadolu'da yaptığı tahribatı bütün dünyaya göstermek amacıyla barış görüşmelerinin İzmir'de yapılmasını isteyecek. Ama itilaf devletleri olmaz, siz bir tarafsınız, böyle bir anlaşmanın tarafsız bir kentte olması lazım diyerek anlaşmayı İsviçre'nin Lozan şehrinde imzalayacağız ya da toplantıyı orada düzenleyecekler. Peki bizim amacımız ne? TBMM'nin oradaki amacı ne? TBMM'nin amacı Misak-ı Milli'yi gerçekleştirmek. Mustafa Kemal Lozan'a giden heyetten kapitülasyonlar, Ermeni meselesi konularında asla taviz verilmemesini istiyor. Evet, hedefiniz Misak-ı Milli. Ama sıkıştırırlar, problem yaşayabilirsiniz, bunalabilirsiniz. İki mesele hariç taviz verebilirsiniz. Ama taviz istemediğim iki mevzu var diyecek. Kapitülasyonlar ve Ermeni meselesinde kesinlikle taviz istemiyor. Gerekirse görüşmeleri kesin diyecek. Niye bu noktada taviz vermiyor? Bağımsız devlet anlayışına ters düştükleri için. TBMM, Ukrayna, Gürcistan temsilcilerini de konferansa çağırmasını istemiş. Ancak itilaf devletleri Türklerin konferansta Rus desteğini sağlayacağını düşünerek bu fikri kabul etmemiştir. Konferansa kimler katılıyor? TBMM, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya, Belçika, Portekiz, Japonya, Sovyet, Rusya, Bulgaristan, ABD katılıyor. Japonya anlaşmaya katılan tek Asya ülkesidir. Bulgaristan Boğazlar ve Trakya konusunda katılacak. Rusya Boğazlar meselesi görüşülürken, Boğazlar yine Karadeniz meselesi görüşülürken, Belçika, Portekiz ticaret ve yerleşme sözleşmelerine katılmak için, ABD gözlemci olarak, Fransa mali gözlemci olarak toplantıda yer almıştır. Fransa mali konulara ağırlık verecek, İngiltere TBMM'yi en çok uğraştıran devlet olacak. Lozan Konferansı'na Boğazlar üzerinde mutlak Türk egemenliği tezini savunan devlet Sovyetler Birliği olacaktır. Konferansın ilk gününde söz alan İsmet İnönü çok ızdırap çekti, çok kan akıttık. Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz diyecek. Barış görüşmelerinin yakın şark işleri hakkında Lozan Konferansı adıyla toplanmasına karşı çıkacak. Konferans adının Lozan Konferansı olarak değiştirilmesini isteyecek. Evet, yakın şart işleri hakkında Lozan Konferansı adına tepki gösteriyor. Lozan Konferansı olarak değiştirilmesini istiyor. Komisyon başkanlıklarından birinin Türkiye'ye verilmesini istiyor. Genel sekretere bir Türk yardımcı atanmasını, Türkçenin bir konferansın resmi dillerinden biri olarak kabul edilmesini istiyor ancak reddediliyor. Konferansın resmi dili Fransızca oluyor. Konferansta İngiliz Lord Curzon başkanlığında Toprak Boğaz Askerlik Komisyonu, Fransız Barrack başkanlığında Mali Konular Komisyonu, İtalyan Garroni başkanlığında Yabancılar ve Azınlıklar Komisyonu kuruluyor. Reşit Saffet Atabinen'e Yazı İşleri Komitesi'ne bir görev veriyor. Görüşmelerde TBMM heyetiyle itilaf devletlerinin karşılıklı olarak pek çok konuda görüş ayrılığına düşmesi söz konusu. Hangi noktalarda görüşerlik? Kapitülasyonlar, dış borçlar, Musul sorunu, Boğazlar, savaş tezminatı, Ermeni yurdu, Yunan sınırı noktalarında görüş ayrılıkları var. Bu nedenle 4 Şubat'ta 20 Kasım'da başlayan görüşmeler 4 Şubat 23'te kesiliyor. Görüşmeler kesildikten sonra TBMM'de muhalefet artıyor. Artan muhalefet sebebiyle 1 Nisan 23'te meclis seçimleri yenileniyor. İkinci TBMM vekilleri sahneye iniyor. Bunun amacı itilaf devletlerinin iç politikadaki çekişmelerden yararlanmasını engellemek. Tabii yine İsmet İnönü ve heyeti davamıza yeterince sahip çıkmamakla başarısızlıkla suçlanıyor. Heyetin değiştirmesi isteniyor ama Mustafa Kemal onlara taviz vermiyor. Yine Mustafa Kemal böyle bir grupla bundan sonrasının gidemeyeceğini anlayacak. Zaten süresi dolan meclisin fırsat bu fırsat yenilenmesine karar verecek. 11 Ağustos'ta TBMM göreve başlayacak. Görüşmelerin, ikinci TBMM tabii ki,
Görüşmelerin kesildiği bu dönemde 9 Nisan 1923'te Amerika ile Türkiye arasında Türkiye'de yatırım yapacak Amerikan şirketlerine yoğun teşvikler içeren Chester projesi ve Şarki Anadolu Demir Yolları Anlaşması imzalanmıştır. Bu imtiyazla sömürgeci devletler arasındaki çekişmelerden yararlanmak, konferansta ABD'nin desteğini almak amaçlanmış. 17 Şubat 23'te İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır. Amaç Avrupa'ya uyum mesajları vermektir. Mustafa Kemal yaşanan bu gelişmeler karşısında orduların Boğazlar ve Musul üzerine hareket etmesi emrini vermiştir. Bunun üzerine yeni bir savaşı göze alamayan itiraf devletlerinin girişimiyle görüşmeler 23 Nisan 23'te başlayacak. 3 ay devam edecek. 24 Temmuz'da İsviçre'nin Lozan kasabasında Lozan Barış Anlaşması imzalanacaktır. Evet, Lozan Barış Anlaşması 1. TBMM tarafından imzalanmış. Onaylayan ise 2. TBMM'dir, unutmayın. Görüşmeleri yapan, anlaşmayı imzalayan 1. TBMM'dir. Lozan Anlaşması'nı yürürlüğe koyan, onaylayan 2. TBMM'dir. Anlaşmamızın maddelerine bakacak olursak, Batı sınırı Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda olduğu gibi kalacak. Doğrudan Lozan Anlaşması'na misak-ı milliye uygun olarak çizilen tek sınırdır. Meriç Nehri sınır olarak kabul edilmiştir. Suriye sınırı Lozan'da müzakere edildiyse de tartışma konusu olmamıştır. Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması'nın esasları kabul edilmiş. Hatay misak-ı milli dışında yer almıştır. Irak sınırı Musul meselesi yüzünden Türkiye'nin de teklifleriyle görüşme dışı bırakılmış. 9 ay içerisinde iki devlet bu sorunu çözecek denmiştir. Boğazlar yönetimi başkanı Türk olan uluslararası bir komisyona bırakılmış. Bağımsızlığa aykırıdır yani komisyona bırakılması. Boğazlar komisyonda ABD yer almamıştır. Ticaret gemilerinin geçişi serbest, savaş gemilerine tonaj ve süre sınırlaması getirilmiştir. Türkiye'nin boğazların her iki yakasında asker bulundurmaması kararı alınmış. Kapitülasyonlar, her türlü adli mali tüm sınırlamalar kesin olarak kaldırılmıştır. Kapitülasyonların kaldırılması ekonomik bağımsızlığı yolunda atmış en önemli adımlardan biridir. Türkiye Lozan Anlaşması'na bağlı ticaret sözleşmesiyle 5 yıl 1929 yılına kadar gümrük tarifelerini değiştirme hakkından mahrum bırakılmıştır. Hani görüntüde Lozan'da kapitülasyonlardan kurtulduk desek de Türkiye 1929'a kadar koruyucu gümrük politikası uygulayamadı. Yani yine adamlar ellerini kollarını sallayarak girebildiler. Azınlıklar Türkiye sınırları içerisinde yaşayan tüm azınlıklar Türk vatandaşı sayılmış. Ana dillerinde eğitim yapmaları, basın yayın faaliyetleri, hayır amaçlı eğitim, sosyal, dini kurumlar oluşturabilmeleri, modern bir hukuk düzeni oluşturuncaya kadar aile hukuklarında serbest olmaları sağlanmıştır. Böylece yabancı devletlerin azınlıkları bahane ederek iç işlerimize karışması engellenmiştir. Adalar, Bozca Ada, Gökçe Ada ve Tavşan Adaları Türkiye'ye bırakılmış. Diğer adalar, Ege Adaları Yunanistan'a bırakılmıştır. Ancak Yunanistan, Türkiye'ye yakın Ege Adaları'nda Sisam, Sakız, Midilli, Limni, Semadirek'te silah ve asker bulundurmaması kararı alındıysa da bugün adalar silahlı asker doludur. Rodos ve 12 ada Meis İtalya'ya bırakılmış. Kıbrıs ve Mısır'ın yönetimi İngiltere'ye bırakılmış. Kıbrıs'taki Türklere 2 yıl içinde Türk vatandaşlığına geçebilme imkanı tanınmış. Yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterecek, Türk kanun ve yönetmeliklerine tabi tutulacak. Bu konu ileride Fransa ile ilişkilerimizi zedeleyecektir. İstanbul'un boşaltılması, anlaşmanın TBMM'de onaylanmasından 6 hafta sonra İtilaf Devletleri tarafından İstanbul boşaltılacak. Çanakkale'de bulunan yabancı devletlere ait mezarlıkların mülkü o devletlere ait olacak. Mezarlıkların tamir bakım işlerinden yabancı devletler sorumlu olacak. Mezar olmanın dışında başka bir amaçla kullanılmayacak buralar. Faaliyetlerini Türk devletinin denetiminde yürütecekler. Evet, maalesef onlar bu noktalarda bizden ileri, hatta onlar anıtlarını bile bizden çok öncesinden yapacaklar. Savaş tazminatı, Türk tarafı itilaf ordularının
işgal harcaması olarak talep ettiği 50 milyon altın tutarındaki tazminatı kabul etmeyecek. Adamlar bizden itilaf ordularının işgal harcaması, yani ülkemizi işgal ederken harcadıkları parayı bile bizden istiyorlar. İtilaf Türkiye'nin ısrarı üzerine 1. Dünya Savaşı öncesi İngiltere'nin Osmanlı'ya teslim etmediği gemilerin parasını istemeyeceğini belirtiyor Türkiye. 1. Dünya Savaşı'nda Avusturya ve Almanya'ya rehin bırakılan altınları da istemekten vazgeçiyoruz. Tazminat tartışmasına son veriyorlar. Yunanistan, Batı Anadolu'da yaptığı tahribat karşılığında Bosna Köy ve Karaağaç'ı tazminat olarak bize veriyor. Tazminat demek, savaşın sorumluluğunu üstlenmek demek. Yani biz onlara diyoruz ki, kusura bakmayın, bu ülke bizim, siz işgalcisiniz. Biz neyin tazminatı vereceğiz? Ülkemizi ne güzel işgal ettiğinizin tazminatı mı vereceğiz? Burada suçlu varsa sizsiniz ya da Yunanlar. Evet, asıl sorumlu onlar diyoruz ve Yunanistan'ın tazminat verilmesini sağlıyor. Borçlar Osmanlı'dan ayrılan milletlere pay edilecek. Türkiye kendisine ayrılan payı taksitlerle kağıt para şeklinde ödeyecek. Duyunu umumiye idaresi kaldırıyor. Özellikle ülke içindeki gelirlere el koyma yetkisine son veriyor. İdare sınır dışı ediliyor. Osmanlı borçlarının tahsilatında aracı bir kurum olarak varlığını devam ettiriyor. 54'te tamamen kaldırılacak. Türk heyeti borçların ödenmesi konusunda ödemelerin Fransız frakı ve Türk lirası birimleriyle yapılmasını önerecek. Türkiye payına düşen borçların son taksidini 54'te bitirecek. Patrikhane çok ısrarlarımıza rağmen ülkemizde kalmış. Benen Rum Patriği tüm çabalara rağmen Türkiye sınırları dışına çıkarılamamış. Ancak Patriğin ekümenlik ve dünyevi yetkilerine son vermiş, yani Ortodoks dünyasının liderliği pozisyonuna son vermiş. Sadece din işleriyle ilgilenme özelliği bırakılmış. Küçücük, minnacık, mahalli bir kilise olmaktan öteye gidemeyecek desek de bugünkü haline bir bakarsak bunun böyle olmadığını göreceğiz. Nüfus mübadelesi Batı Trakya, yani İskeçe'de daha çok Mücine, Dimatoka, Sofulu, dahaki Türkler ile İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'da yaşayan Rumlar hariç diğer Türk ve Rum ahali karşılıklı olarak yer değiştirilecek. Bu durum etabli sorununa neden olmuştur. Lozan Barış Anlaşması'nın önemine bakacak olursak, Türk milleti adına 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren anlaşmadır. Osmanlı açısından 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren Sert, Türk milleti adına 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren Lozan'dır. Sert anlaşması uluslararası alanda geçersiz kılınmış, İtilaf Türkleri Misak-ı Milli'yi kabul etmişlerdir. Türk milletinin imzaladığı ilk uluslararası barış anlaşmasıdır. Askeri zaferden sonra siyasi zafer, yeni Türk devletinin tam bağımsızlığı bu anlaşma ile tescil edilmiştir. Lozan Barış Anlaşması, Sert Anlaşması'na bir anlamda baş kaldırı niteliği taşır. Mustafa Kemal bu anlaşmaya ilişkin 24 Temmuz 33'te Hakimiyeti Milliye gazetesinde yer alan bir sözü Lozan'ın önemini ortaya koymuştur. Lozan Anlaşması Türk milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış ve Sert Anlaşması'yla tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastin yıkılışını ifade eden belgedir. Osmanlı Devleti'ne ait tarihe benzeri geçmemiş tarihi bir zafer eseridir demiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra devletlerin eşitliği ilkesine uygun olarak imzalanan ve hala yürürlükte olan tek anlaşmadır. Hatay, Boğazlar, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi, Ege Adaları konularında Türkiye lehine karar çıkmamıştır. Batı Trakya, Balkan Savaşları'nda elden çıktığı için geri alınamamıştır. Kapitülasyonlar ve azınlıklar konusu Misak-ı Milli'ye uygun şekilde çözülmüş, Türk dış politikasının esasları belirlenmiştir. Yapılması düşünülen yeniliklere ortam hazırlamıştır. Şark meselesi iflas etmiş, Ermeni ve Rum iddiaları ortadan kalkmıştır. Lozan Anlaşması'nda en fazla İngiltere'nin çıkarları zedelenmiş, Orta Doğu ile ilgili planları bozulmuştur. Hiçbir şekilde çözümlenemeyen tek konu Irak sınırı. Görüşülmeyen tek mevzu. Lozan Anlaşması'ndan sonra 12 adanın silahlandırması Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğe yol açmıştır. Bir de Lozan Anlaşması için ne diyoruz?
günümüze kadar geçerliliğini sürdüren bir anlaşmadır. Günümüze kadar geçerliliğini sürdürdüğü için de önemli bir uluslararası anlaşma özelliği taşır. Lozan Barış Anlaşması'nda Türkiye aleyhine çözülen konular adalar, boğazlar, Patrikhane, Suriye sınırı. Lehimize çözülenler azınlıklar, Ermeni yurdu, kaptürasyonlar, yabancı okullar, tazminat, Osmanlı borçları, İstanbul'un boşaltılması. Yani tam da lehimize olmasa da en azından isteklerimiz dikkate almış. Çözülemeyen konular hiç, yani görüşülmeyen konu Musul. Tekrar ileride başımıza artacak pürüzlü mevzular, boğazlara, patrikhane, yabancı okullar, Osmanlı borçları, nüfus mübadelesi, Türkiye sınırı, Suriye sınırı, Musul sınırı, Irak sınırı, Batı Trakya azınlık sorunu. Evet, milli mücadelenin ilham olduğu diğer eserlere bakacak olursak, Ressam Hikmet Onat, Siper'de mektup okuyan, Ressam Ali Çelebi Yaralı Asker, Ressam İbrahim Çallı Zeybekler tablosu, heykeltıraş Henry Krippel Atatürk anıtı, Ulus Zafer anıtı, yine Anıtkabir kabartma orofrelerinde Kurtuluş Savaşı'nı işleyen kişiler de sorulabiliyor. Zühtü Müridoğlu, Nusret Suman Hüseyin, Özkan İlhan Koma, yine Kemal Arıburnu Atatürk'ten anılar. Bunlardan bazıları daha önce de eserleri vermiştim.